Herkese merhabalar, ben Deniz Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Bugün sizlerle önemli bir sorunun cevabını paylaşmak istiyorum. O da içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde nasıl kendimizi biraz daha iyi hissedebiliriz, iyi hissetmek için neler yapabiliriz? Bu soru gerçekten önemli bir soru. Cevabından kendi adımıza bulabileceğimiz hisseler olmasını ümit ediyorum. Çünkü süreç uzadıkça, dünya genelinde kayıplar arttıkça, hastalık süreçleri, yaz süreçleri, kendi içinde barındırdığı travmatik hallerle birlikte özellikle mizaç olarak yatkın olanlarımızda ya da belki bunu daha önce deneyimlemiş olanlarımızda depresif haller artabiliyor. Bir klinik vaka olarak depresyonun da evet arttığı bir süreçteyiz. Kaygı bozukluklarının da arttığı bir süreçteyiz. Ama klinik boyuta ulaşmıyor olsa dahi depresif haller, yani yataktan çıkmak istememe hali, ay kalksam bugün ne yapacağım ki yine aynı zaten, evdeki o kendini tekrar eden rutinin insan üzerinde oluşturduğu baskı biraz bize iyi gelmeyebiliyor. Ama bu süreçle barışmak, bu sürece uyum sağlamak ve bu süreci daha iyi götürmek de elimizde. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor ki insan ne deneyimliyorsa, ne yaşıyorsa, ne zorlukların içinden geçiyorsa aslında o zorluğa dair, onunla baş etmeye dair tüm potansiyel de onun içinde gizlidir. Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla birlikte bir kolaylık var ve baktığımızda kolaylıklar aslında o zorluğun hemen kendi içerisinde, hemen yanı başında bulunuyor. Yeter ki onu keşfetmek isteyelim ve bunun için gayret gösterelim. Bu süreçlerde gayret etmek, motivasyonu yüksek tutmak biraz daha aslında elzem. Özellikle anne babalar çerçevesinde olaya bakacak olursak, hele ki evde bizim gözümüzden hayatı anlamlandıran çocuklarımız, yavrularımız varsa, aslında onların da moral motivasyonları için, onların da psikolojik sağlıklarını koruyabilmek için bizim kendi sağlığımızı koruyabilmek bilmemizde büyük bir önem kazanıyor. Uçakta yapılan anonslarda olduğu gibi biz kendimize o oksijen maskesini takacağız ki kendimiz sağlıklı olacağız ki çocuklarımıza da sağlıklı olabilecekleri alanları açabilelim ve tanıyabilelim. Bunun için neler yapabiliriz? Aslında hayatımızda yaptığımız belli davranışlar, o an o davranışı yapmak istemiyor olsak dahi bir nevi küçük çocukları çikolata ile kandırmak gibi beynimizi kandırarak o davranışlarla vücudumuzda mutluluk hormonunun, kaygı azaltıcı hormonların, bizi sakinleştiren hormonların salgılanmasına vesile olabiliyor. Şöyle bunu sizlerle paylaşmak isterim. Aslında bizim vücudumuzda bir sistem var. Otonom sinir sistemimiz. Bu sistem iki ana başlıktan, iki yol göstericiden oluşuyor. Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sistemimiz kaygı, stres, üzüntü, tehlike hissi yaşadığımız durumlarda bizi harekete geçiren sistem. Hani böyle kendimizi, kalbimiz atıyor, işte göz bebeklerimiz büyüyor, nefes alışverişimiz değişiyor, kalp atış ritmimiz değişiyor, kan basıncımız değişiyor, böyle kendimizi ayakkuzda hissettiğimiz ve bunun için güç bulduğumuz süreçler vardır ya, işte bunu yapan salgıladığı hormonlarla birlikte aslında sempatik sinir sistemimiz. Sempatik sinir sistemi bu hormonal salınımı, özellikle stres hormonu olan kortizol hormonunu fazlaca salgıladığında, süreç uzadığında, anlık değil de böyle genel bir stres eşiğine geldiğimizde, o zaman aynı şu pandemi sürecinde yaşadığımız gibi yorgunluk, bitkinlik, bir şey yapmak istememe hali, hormonun sürekli salınması nedeniyle içten verdiği harabiyet ve zorluklar nedeniyle kendimizi iyi hissetmeme süreci yaşayabiliyoruz. Ama Allah-u Teala her şeyi bir denge içerisinde yarattığı için vücudumuzdaki sempatik sinir sisteminin karşısında bir de parasempatik sinir sistemimiz var. Ve parasempatik sinir sistemimiz kortizol hormonunun salgılandığı süreç, İşte onun karşısında oksitosin hormonu salgılayarak bizi sakinleştirmek, bizi daha rahat, daha huzurlu hissetmemizi sağlamak ve aslında sürecin zorluğunu atlatmamıza yardımcı olmak için var. Parasempatik sinir sistemimizi de şu an içinden geçtiğimiz bu zorluk ve kaygı süreçlerinde aktif hale getirmek için bazı ufak çalışmalar yapabiliriz. Bu çalışmalardan en etkili olanlarından bir tanesi nefes egzersizleri. Belki şu an dışarı çıkamıyoruz, açık havada yürüyüşler yapamıyoruz ama hepimizin evinin bir balkonu yoksa da bir penceresi var. Pencereyi açarak
manzaramız nereye doğruysa, belki gözlerimizi kapatıp güzel bir orman ya da deniz manzarası da hayal edebiliriz. Gözlerimizi kapatarak derin nefesler alıyor olmak. Bunu sabah kalktığımızda ilk iş olarak şöyle şeklinde derin nefesler alıyor olmak. Bunu kendi ihtiyacınıza göre 5 kereden başlatıp arttırabilirsiniz. Çünkü derin nefes alma halini daha önce yapmadıysanız, daha önce yaptığınız bir şey değilse, buna alışık değilseniz biraz hafif baş dönmesi, biraz kendinizi böyle kötü hissetme hali de ilk etapta oluşturabilir. O yüzden azdan başlayıp çoğaltabilirsiniz. Derin nefes alarak oksijenin vücudunuza girmesini sağlayarak güne daha zinde başlamanın ilk adımını atabilirsiniz. Bu aslında kendinizi yataktan kaldırıp yeni günü selamlamak, yeni güne merhaba demek, bugün de uyanabilmiş olmaya şükretmenin güzel bir egzersizidir. Bir yandan derin nefes alırken, bir yandan içinde olduğunuz anın farkındalığıyla nefes alabilmiş olmaya şükredebilirsiniz. Çünkü pek çok rahatsızlık geçiren, belki rahat nefes alamayan, belki cihazda bağlı olarak şu an hali hazırda nefes alma gayreti içerisinde olan insanlar var. Baktığımız zaman hem bu farkındalıkla onlar adına bir dua etmeye vesile olabilir bu kısa egzersiz. Hem de aslında nefesin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bize hatırlatarak derin bir nefesle güne başlamanın güzelliğini ve şükrünü eda etmemize sebep olabilir. Sonrasında benim kendi ailemde de yapmaya gayret ettiğim bir şey bütün günü pijama ile geçirmemek. Çünkü insanlar evdeyken ya aman işte pijama ile geçirelim en rahat halimiz diyebiliyor. Ama üzerinizi çıkartıp pijamalarınızı çıkartıp günlük güzel bir kıyafet giyiyor olmak, hatta dolabımızda mı duracaklar yani misafire hazırlandığınız özenle güne hazırlanıyor olmak insanın motivasyonunu hızlıca arttıran bir şeye dönüşebiliyor. İnsan kendi dışına ne kadar özen gösterirse aslında iç motivasyonunu da o kadar desteklemiş oluyor. Çünkü hani hep misafire hazırlanma mantığımız vardır ya, şu hayatta bizden hala misafir mi olur? Hepimiz geldik ve gidiyoruz baktığınızda. O zaman bir misafir özenini en başta kendimiz hak ediyoruz diye düşünüyorum. Bu bağlamda kendimizi harekete geçirmek için üzerimizi işte güzel şık bir kıyafet giymek, ailemizle oturduğumuz kahvaltıları, akşam yemeklerini özenli ve şık bir hale getirmek ve bunu kimin karnı acıktıysa gitsin, iki lokma ağzına atsın şeklinde değil, belli saatler ve kurallar koyarak, hayır bak bu ailede herkes lütfen sabah kahvaltısında ve akşam yemeklerinde bir arada olacak. Günde iki öğün yiyorsak mesela bunu tüm ailenin bir araya geldiği, eğer biri daha uyanmamışsa mesela kahvaltı için onu uyandırmak ya da uykusu ağırsa ve biraz daha geç uyanıyorsa onun uyanmasını da bekleyerek herkesin oturduğu sofraları inşa etmek aslında hepimize iyi gelecek. Günün içerisinde kendimize bireysel alanlar açmak için gayret edebiliriz. Ama bu alanlarda lütfen kendimize aman şunu da yapayım, günümü daha verimli hale getireyim tarzı yüklemelerle strese sokmayalım. Çünkü evet hepimiz işte daha çok kitap okumaya, evdeki bu zamanı verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Ama bunu olmazsa olmaz olarak görmek de insanın stresini arttırabilir. Ya bugün hiç kitap okuyamadım, ne yapacağım ben, ne kötü geçiriyorum. Herkes kitap okuyor, ben okuyamıyorum düşünceleri de insanı aşağı çeken düşüncelerdir. Şu süreçte özellikle normal bir zaman olmadığını ve yapabildiğimiz kadarını yapmanın aslında yeterli olduğunu fark ettiğimiz ve kendimizi iyi hissettiren şeyleri yapmayı arttırdığımız bir süreç olmasına özen gösterelim. Bu ne olabilir? Yeni şeyler öğrenmek insana kendini iyi hissettirir. Üretmek insanın kendini iyi hissetmesine sebep olur. Yemek üretin, dantel üretin, örgü üretin, resim üretin, yazı üretin. Yeteneğiniz, ilginiz, alakanız, beceriniz ne yöndeyse o konuda yeni bir şeyler yapabilirsiniz. Bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şeyi belirleyip, yani hep de şunu yapmak istemiştim dediğiniz bir şeyi, evde yapılabilecek bir şeyi belirleyip onu yapmaya niyet edebilirsiniz ve böyle yol almaya gayret edebilirsiniz. Daha öncesinde hep ötelediğimiz dost sohbetlerini, ya şu arkadaşımı da kaç zamandır aramadım ya bir arayayım dediğiniz kimler varsa günlük listeler yapıp her gün bir arkadaşınızı arayıp öyle eskiye dair güzel keyifli sohbetler edebilir. Dostlarınızı, ihmal ettiğiniz dostlarınızı ve akrabalarınızı aslında bu dönemde biraz daha telefon konuşmalarıyla, görüntülü konuşmalarla dünyanıza alabilirsiniz. Bu insana iyi gelir. Bunun dışında her zaman hayal kurmak insana iyi gelir. Bunu unutmayalım. Çünkü zihnimiz gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemiyor.
Siz gözlerinizi kapatıp güzel bir hayal kurduğunuzda zihniniz bu gerçekmiş gibi, o an bunu yaşıyormuş gibi vücudunuzda mutluluk, keyif veren, sizi sakinleştiren hormonların salınımını sağlıyor. O yüzden size ne iyi geliyorsa, mesela bu pandemi süreci inşallah geçtikten sonra ne yapmak size iyi gelecekse gözlerinizi kapatıp onun hayalini kurabilirsiniz. Böylece bedeninizi biraz kandırıp, biraz oyalayıp, küçük çocukları oyalar gibi içinde bulunduğu sürecin ağırlığından biraz uzaklaştırabilirsiniz. Unutmayalım ki hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Hepimiz için farklı açılardan bu süreç ağır. Hepimizin bu krize verdiği cevaplar birbirinden farklı farklı. Önemli olan kendimizi bırakmamak, kendimizi salmamak. Ama ne yapayım, hiçbir şey yapmak gelmiyor şimdi, o zaman hiçbir şey yapmıyorum ataletine düşmeden, kendimizi bu kötü girdabın içine sokmadan, adım adım, ufak ufak ama sürekli olarak kendimizi iyi hissettirecek çalışmaları yapmak, böylelikle inşallah bu süreci hem kendimiz hem ailemiz adına ruh sağlığımızı koruyarak atlatmak yapabileceğimiz en güzel, en sağlam şeydir.